Evet, ülkemiz ne yazık ki uzunca bir zamandır seçim gündemi içerisinde. Neredeyse bütün ana sorunların, esastan sorunların üstünü örtecek şekilde bir seçim gündemi yaşıyor. 3 yıl yakın bir zaman Cumhurbaşkanlığı seçimleri konuşuldu bu ülkede. Cumhurbaşkanının kim olacağı üzerinden tartışmalar yürütüldü. O tartışmaların odağına da Alevi'den Cumhurbaşkanı olur mu, bir Dersimli'den Kürt'ten Cumhurbaşkanı olur mu tartışmaları devam etti. O dönemde de hep kendimizi ifade etmeye çalıştık. Ama mümkün olduğu kadar ana tartışmalara dahil olmamaya, bu meselenin müdahil olmamaya çalıştık. Yeter ki biz kaybedilen bir seçimin tarafı olmayalım ya da sebebi olmayalım biçiminde özel bir çaba sarf ettik. Ancak çok canımız yandı o dönemlerde Alevi Cumhurbaşkan tartışmaları. Nihayetinde bir seçim olduğu, bu seçim öncesinde alabildiğine yalanın, iftiranın, kumpasın, montaj kamera şeylerin, çekimleri, videoların hakim olduğu bir tartışma süreci yaşandı. Cumhurbaşkanı seçimi şöyle ya da böyle matematiksel olarak kaybedildi. Biz her ne kadar seçimin bu anlamıyla çok demokratik bir ortamda yapılmadığını, sayımlar konusunda da ciddi şüphelerimiz olduğunu söylesek de sonuç değişmedi. Sonuçta mevcut Cumhurbaşkanı seçimi kazandı. Hemen akabinde de bu sefer Türkiye muhalefet partilerinin kendi iç seçimlerine odaklandı. Kendi işlerinde yürüttükleri tartışmalarda da ne yazık ki zaman zaman yine Aleviler gündemi üzerinde yürüdü. Alevi bir genel başkanla bu iş yürür mü yürümez mi tartışmaları ya da eğer Kemal Kılıçdaroğlu bu seçimi aday olmasaydı seçimi kazanırdık diyen masanın diğer bileşenleri gibi yine sonuçta döndü dolaştı Aleviler ve Alevi kurumları tartışmaların odağına yerleşmeye çalıştı. Tam o esnada da Türkiye yeni bir yerel seçimler gündemine girdi. Yerel seçimler gündemi de ne yazık ki önceki dönemlerde yapılan seçimleri de aratmayacak biçimde, hatta sözümü hemen geri alayım, aratacak bir biçimde de diyebiliriz. Çünkü bu kadar kurumların, kişilerin bu kadar politize olduğu ya da demokratik kitle örgütlerinin ve Alevi kurumlarının neredeyse siyasi partilerin bu kadar içine girdiği ya da içine soktuğu, kendi içine soktuğu bir dönem hiç yaşanmamıştı. Bir anlamıyla seçimde bizzat içinde yer alan, içinde olan adaylık, aday adaylığı, mahalle delegeliği, meclis üyesi adaylığı vesaire biçiminde büyük bir tartışma dönemi yaşandı ve ne yazık ki Aleviler birbirlerine rakip olan, birbirleri rakip olarak yarışan, birbirleri yarışan bir noktaya getirildi. Bizi üzen gelişme, dost partileri de dahil olmak üzere, dost siyasi partileri de dahil olmak üzere Alevilerin bir parmak hesabı üzerinden hesaplanması, bir matematiksel sayı olarak görülmesi süreci devam etti. Adayların önlerine yerleştirilen bir kavram olarak Alevi aday, Alevi meclis üyesi, Alevi muhtar, Alevi aday adayı gibi, Alevi belediye başkanı adayı gibi ifadelerin geçtiği, şu kadar Alevi adayı var, bu kadar Alevi meclis üyesi var, bu kadar merkez yöneticisi var gibi sayılara hapsedilen, sayılarla ifade edilen ve bir anlamıyla da onların titileri olan bir noktada ele alınan bir süreç yaşadık ve hala yaşıyoruz. Bu anlamıyla da Alevilerin siyasi partilerin kendi iç kavgalarında dahi bir tartışma konusu yapılması, bir kavga sebebi sayılması, Alevilerin bütün bu tartışmaların odağında yer verilmesi Alevilere bizim açımızdan oldukça sıkıntılı bir dönemin olduğunu söylemek mümkün. Bunu ayrımsız söylüyorum ama çoğunlukla da herkesin bildiği gibi Alevilerin en çok oy verdiği parti olarak bilinen Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu tartışmaların çok daha kapsamlı yürüdüğünü de görüyoruz, gözlemliyoruz. Bu eksende de çeşitli kırılmaların olduğu, çeşitli kırgınlıkların olduğu da açık, aleni. Adaylaşma süreçlerinde ya da aday belirleme süreçlerinde yeteri kadar demokratik davranılmadığı noktasında çok ciddi eleştirilerin de olduğu gerçek. Ve Alevilerin o anlamıyla da çok kırgınlık içerisinde oldukları da bilinen bir durum. Ancak her şeye rağmen Aleviler geçmişten aldıkları mirasın da etkisiyle ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun yapmayacakları seçimlerde ya da ortaya koydukları her alanda yani ortaya çıktıkları her alanda yapmayacakları bir şeyi bu seçim döneminde de yapmayacaklar. Yani büyük oranda yapmayacaklar. Arada böyle tek tük
isimleri de çıkmış olsa da yanlış bulduğumuz, yanlış yerde gördüğümüz isimler basında, medyada, sosyal medyada dolaşsa da Aleviler asla ve asla çoğunluk olarak, büyük çoğunluk olarak gericilerin, ırkçıların, tekçilerin, antidemokratik siyaseti güdenlerin ya da eşit Türktaşlık ilkesine bağlı olmayan faşist, şeriatçı, cemaatçi, tarikatçı ya da ülkeyi karanlığa sevk edeceği çok açık aleni olan partilerin, adayların yanında durmayacak.